eşlik eden AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ağlatçı Bey'e teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu... zaman şöyle bir baktım ben. 3 yıl kiralamasak bir aracı, o kiraya vereceğimiz paraya aracı satın alıyoruz biz. 3 yıl 4 yıl maksimum. Kiralamayacağız, satın alacağız. 100 küsür tane bizim kiralık aracımız vardı o zaman. Dedim ki tamamını alamayabiliriz belki ama bu kiralık araç sistemini %50 düşürelim. 50 civarında o günkü koşullarda gelir gelmez bütçeyi düzelttiğimiz zaman araçları kendimiz alalım. Kiralık sistemini zaman zaman yavaş yavaş bertaraf edelim, araçlar bizim olsun. Besmelemizi böyle çekmiştik. Hulusi niyetimizi, iyi niyetimizi böyle koymuştuk. Allah rızası için niyet etmiştik. O gün başlattığımız bu kervan şu an 147 tane yeni araç almışız biz. 4 yılda göreve geldiğimizden bugüne kadar 147 tane yeni araç almışız. Bunların içerisinde iş makineleri var. Bunların içerisinde binek araçları var. Bunların içerisinde temizlik araçlarından tutun birçok konuda bize hizmet veren araçlarımız var. 2019-2022 yıllar arasında 3 yılda 120 tane araç almışız biz. Peki başkanım, 2023 evet deprem oldu, birçok sıkıntı gördük. Mali sorunlar var. Peki 2023 nasıl oldu? Bir kere şu var. Sizin niyetiniz halis olursa, siz sadece Allah'ın rızasını, milletin duasını önünüze koyarsanız Allah size yardım eder. Hamdolsun bu kadar zorluğa rağmen sadece 2023 yılı içerisinde biz 27 tane yeni araç almışız. Bu kadar probleme, bu kadar soruna, bu kadar mali problemlere rağmen bazen başka belediye başkanlarıyla konuştuğumuz zaman başkanlar bana şunu soruyor. Resim geldi hakikaten. Diyor ki başkanım, maaşları ödeyebiliyor musun? Nasıl oluyor? Biz maaşları ödeyemiyoruz başkanım. Maaşlar şöyle, maaşlar böyle. Ben de onlara diyorum ki tüm Türkiye'de en yüksek maaşı işçisine veren Çorum Belediyesi'dir. 2000, evet öyledir yani. Burada hak iş başkanımıza teyit edecek. Tüm Türkiye'de 2000'in üzerinde işçisine en fazla maaşı veren Çorum Belediyesi'dir. Ve bizde maaşlar değil bir gün, bir dakika geç kalmış mıdır hak iş başkanımız? Bir dakika geç kalmamıştır. Maaş diye bir problemimiz yok. Diğer belediyeler maaş hesabı yapa dursunlar. Hamdolsun biz hem maaşlarımızı en yüksek şekilde ödemeye devam ediyoruz. Hem de sadece araçlara baksanız, yaptığımız işlere baksanız şöyle hayal bile olamayacak, erişilemeyecek işleri Rabbim bize nasip ediyor. Hamdolsun, şükür olsun.